Namazla alakalı bir soru. Sabah namazı gibi sesli namazlarda kıraatı sesli yapmak, öğlen namazı gibi sessiz namazlarda kıraatı sessiz yapmak vacip olduğu ilmallerde yazmaktadır. Buna göre bir sesli okunması gereken namazda sessiz okuduğumuzda sev secdesi yapmamız gerekmez mi? Kimse evde kılarken sesli okumamaktadır. Burada hepimiz genel bir yanlış mı yapmaktayız diyor izleyicimiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. O sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Kardeşimiz e, hakikaten güzel bir konuya temas ediyor ve bu bağlamda e, yapılan bir yanlışlık var mı yok mu bu konuyu sorguluyor. Tabii bunun öncesinde birkaç mesele izah etmemiz gerekir öncelikle e, namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veyahut da vacibin tehir edilmesi kasıtlı olursa böyle bir namazda sehvi secdesi kurtarmaz. Terk edilen farsa iadesi farzdır. Terk edilen vacipse iadesi vacip olacaktır. Evet. Ancak kasıtsız bir şekilde yanılgı neticesiyle farz tehir edilmişse terk değil terkin kurtarışı yoktur. Tehir edilmişse veya bir vacip terk edilmiş veya bir vacip tehir edilmişse ki İmam Merginani El Hidayi isimli eserinde bunların hepsini tek bir noktada toplamamız mümkündür diyor. Namazda bir vacibin terk edilmesi. Çünkü farzı yerinde yapmak vaciptir. Evet. Bir vacibi yerinde yapmak da vaciptir. Dolayısıyla vacibi tehir etmek, farzı tehir etmek, vacibi terk etmek de toplanmış olduğu için bir vacip yanılgı neticesiyle terk edilmişse böyle bir namazda sehü secdesi yapılmalıdır. Evet. E, yapılmaması mekruhtur. E, unutulması durumunda yani yapması gerektiği halde kişi unuttu da selam verip namazdan çıkmışsa da bu namaz sahiptir. Buna göre, kıraatı sesli olan namazlarda kıraatın sesli yapılması da vacip, kıraatı sessiz olan namazlarda, öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi kıraatın sessiz yapılması da vaciptir. Ama bu bahsettiğimiz olay cemaatle kılınan namaz ve imam hakkındadır. Hmm. Münferi'den yani tek başına bir kimse namaz kılıyor ise, bu insan kıraatı sesli olan namazlarda, sabah namazı gibi, akşam namazı veya yatsı namazı gibi namazlarda muhayyerdir, serbesttir. Dilerse kıraatını sesli yapar, dilerse sessiz yapar. Ee, muhayyer olması da şunu gösteriyor ki, sessiz yapması vacibi terk etmesi olarak değerlendirilmez. Evet. O ise imam ise bu kimse, yan arkasında bir cemaat varsa bu durumda sessiz yapması, sessiz yapması gerektiği halde aşikar bir şekilde kıraat etmesi gerektiği halde kıraatı sessiz bir şekilde yapacak olursa ki bunun da belli miktarı vardır. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed rahimuhumullah arasında görüş farklılığı. Ee, işte bir rüküm miktarı veyahut da kıraatın sahi olabilecek bir miktar noktasında bu şekilde bir eylemde bulunursa bu insan sevsecesi yapması gerekir imam ise. Münferit ise serbesttir. istediği gibi okuyabilir. Ama kıraatı sessiz olan namazlarda, öğle namazı gibi, ikindi namazı gibi namazlarda ise e, münferit de olsa kişi muhayyer değildir. İlla sessiz, sessiz kılmalıdır. Yapacak. Peki bununla beraber bu insan sesli kıraat edecek olsa durum ne olur? Deniyor ki mekruh olmakla beraber çirkin bir iş eylemde bulunmuş olmakla beraber sev secdesi gerekmeyecektir. Evet. Dolayısıyla kıraatın sesli ve sessiz olma yöneliğindeki sevil secdesini gerekli kılan ibareleri hep biz imam hakkında anlamalıyız ve bunlar hep imamla irtibatlı olarak beyan edilmiştir. O yüzden münferit kılması durumunda e, sesli namazlarda kişi serbest, sessiz namazlarda ise sessiz yapması gerektiği halde sessiz yapacak olursa da mekruh işlemekle beraber bu kimseye seyircisi gerekmeyecektir. Kadınlar için de aynı mıdır hocam? Mesela yatsı namazını münferit kılıyor kadın. Şöyle söyleyeyim, e, kadınlarda böyle bir muhayyellik yoktur. Yani yatsı, akşam ve sabah namazları yani sessiz namazlarda kadınların sesli veya sessiz okuma diye bir muhayyerliği yok. Her halükarda sessiz okumakla mükelleftir. Çünkü kadınla hakkında cemaat zaten Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Yani cemaat derken kadınlardan oluşan kendi bir cemaat. Arasındır. Yani evet. imamın da kadın olması durumunda. E, buna rağmen yapacak olursa günah işlemiş olmakla beraber yine sevisizisi gerekmeyecektir. Evet hocam.